كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arkadaşlar bu hadis çok önemli. Allah Celle Celaluhu kuluna üç şeyden dolayı gazaplanır. Arkadaşlar Allah'ın gazabı bizimkine benzemez. Bizdeki adamın en gazaplısı seni öldürür. En gazaplısı öldürür. Allah Celle Celaluhu adamı sürüm 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 süründürür, öldürmez. Ne demek öldürmez? Öldürür, bir daha diriltir. Ölmek için yalvarırsın. Ya Rabbi beni öldür. Bir, kulun Allah'ın emrini yerine getirmemesi. Nereye bağlayacağız işi? He? Namaza. Namaza, maşallah. Namaz kılanlar nasıl cevap veriyor biliyor musun? Namaz kılmayanlar susuyor hep. Niye cevap vermiyorsun oğlum? Namaz kılmıyor musunuz siz? Allah Celle Celaluhu'nun en sevmediği amel nedir? En sevdiği amel nedir? Hayır. Vaktinde kılınan namaz. En sevdiği amel vaktinde kılınan namazsa en sevmediği amel nedir? Vaktinde kılınmayan namaz. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirmemek. Arkadaşlar hani bunu ara ara tekrarlıyorum. Tekrarlamamın sebebi de şudur. Et tekrar asan velevkanı 180 diyoruz her zaman. Konular bazen birbirine yakın gelebilir. Ya bu her hafta aynı şey mi? Hayır, her hafta aynı şey değil. Allah Celle Celle Kur'an'da bazı şeyleri neden defalarca tekrarlıyor? He? İnsanın aklı unutkandır. İnsan unutkan bir mahluktur. İnsan unutkandır, unutur. Dalarsın, fark etmezsin. Ha, geçen bizim Yusuf. Neyse ismini vermeyecek mi söyleyeyim. Abi saat kaç? 8:30-9'a geliyor. Geldik. Ben dedim mescid açık herhalde. İçeri gideceğiz. Baktım kimse yok kapıda. Ulan nerede bu? Kapıda bekliyoruz Yusuf Efendi. Yusuf arıyorum açmıyor. Arıyorum. Yusuf neredesin? Hocam evdeyim. Ne işin var evde? Ne oldu ki diyor. Dedim ne diyorsun sen Yusuf? Kapıdayız. Diyor ki saat kaç? Saati de soruyor bir de. Daha dedim saat 9'a geliyor. Ne diyor 9'a mı geliyor? Ben diyor 8 hanım unuttum gitti. Ha insanlık. Olabilir. Bir daha yap da göreyim. Ha neyse. Ya olabiliyor böyle şeyler. Hani insan unutur. Ama böyle basit mevzu değil bu iş. Allah'ın emrini yerine getirmemek ne demek biliyor musun arkadaşlar? Yani şu bunu hani bir daha söylüyorum. Laflar ağır gelmesin. Ya Rabbi senin emirlerinin benim yanımda hiçbir hükmü yok demek. Kusura bakmayın. Evet. Bunu arkadaş arasında bile yapıyoruz arkadaşlar. Beni konuşturmayın şimdi yani. Birbirinize en yakın dediğim adama bilmem can ciğerim kuzu sarması ilkokul ortaokul askerliği bile beraber yaptık bilmem ne inşallah beraber ölürüz dediği arkadaşı bile en ufak bir yamukta ne oluyor? Düşman. Niye? Bir şey söyledim yapmadın. Ya seni yaradan bir şey söylüyor. Ne diyor? Namaz kılmıyorsun. Evet. İki, kulun Allah'ın ayırdığına razı olmaması. Ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun ayırdığı şeyler ne var bize? Rızık var, vakit var, sana ayrılan bir süre var. Razı olmuyorsun. Her şeye isyan ediyorsun. Allah Celle Celaluhu kutsi hadise buyuruyor. Kim benim kazama, kaderime razı gelmezse benim göklerimin altından çıksın, kendine başka bir Rab arasında bulsun. Çok ağır bir kutsi hadisir. Hatta en ağırı diyebiliriz. Benim kazama, benim kaderime, benim emirlerime, benim yasaklarıma razı değil misin? He? Defol. Defol git benim göklerimin altından. Başka bir Rab ara bul kendine. 18 bin alem. Hepsi kimin? Allah Celle Celaluhu. Nereye gideceksin? Fe eyne teshabun. Nereye bu gidiş? Nereye kadar? O yüzden ne yapacağız? Tek yol var. Sokakta tabela var değil mi? Tek yön. Buradan gideceksin arkadaş mecbur. Değil mi?
Sağda kapan var. Sol çıkmaz sokak. Yürü. 3. Kulun isteği eline geçmeyince Allah'a gücenmesi. Meşhur. Kaç senedir dua ediyorum, kabul olmuyor. Hocam diyor, İsmi Azam'ı gördüğüm günden beri mesela İsmi Azam'a bağlıyoruz. Niye bağlıyoruz onu da söyleyeceğim şimdi. Diyor bir kere olmadı. Sen diyor bana okusana. Geçen gün bir kardeş mesaj attı arkadaşlar. Dedi ki hocam yan binamız yanıyor, alev alev bizim binaya geliyor. Ateş geliyor, ateş. Yangın bu, şaka değil. Dedi ki İsmi Azam okudum 11 kere. Yangın dedi bizim binaya gelmeden söndü. Peki yapamayan arkadaş? Olmuyor diyen arkadaş? E nasıl oluyor? Oluyor. Sahabelerden bir tanesi yola çıktı. Birisi yolla bunu çevirdi. Dedi ki dedi ben de senin gittiğin tarafa gidiyorum. Hadi beraber gidelim. Tamam mı? Tamam. Bir yol ayrımına geldiler. Sahabe dedi ki ben de her zaman sağdan gidiyorum dedi. O beraber işte katırın atının arkasına dedi ki soldan gidiyorum. Sol kestirme. Dedi sağ sol. Neyse dedi tamam. Sen misafirsin, senin dediğin yerine gidelim. Soldan girdiler. Sahabenin bilmediği yol. İlerlediler. Sahabe baktı yerde hep cesetler var. Arkadaki adam dedi ki in dedi aşağı. Sahabe anladı. Bu adam milleti buraya getiriyor, soyuyor, öldürüyor, bırakıyor. İn dedi aşağı. Sahabe dedi ki bak dedi al dedi. Atım, eşeğim, her neyse. Senin olsun. Mallar sen olsun da. Bak dedi beni bırak. Dedi beni bırak. Yok. Seni bırakın, seni de öldüreceğim. Sahabe dedi ki müsaade eder misin? İki rekat namaz kılayım. Dedi ki bunlar da hep dedi böyle söyledi ama dedi hadi bakalım. Tamam mı? Tamam. Sahabe iki rekat namaz kıldı. Selam verdi, dua etti. Amin dedi. Arkadan bir atlı belirdi. Atlı elindeki mızrağı fırlatınca adamın göğsünden girdi, önünden çıktı, adam olduğu yere düştü. Sahabi dedi ki sen kimsin dedi. Dedi ki ben dördüncü kat semadan gelen bir meleğim. Allah Celle Celaluhu beni sana gönderdi. Duana icabet. Nasıl oluyor bunlar arkadaşlar? Nasıl oluyor arkadaşlar? Oluyor arkadaşlar. Ama istemeyi bileceğiz. Biz istemeyi bilmiyoruz. Dualarımız olmuyor. En büyük zikirlerimiz bile olmuyor. Ama niye olmuyor? Ondan sonra kulun isteği eline geçmeyince Allah'a gücenmesi. Ya Rabbi beni mi buldu? Ya Rabbi niye? Tövbe haşa ve kella ya. Arkadaş 50 kere söyledik. Hazreti Musa dua etti. 40 sene sonra kabul oldu ya. 40 ya. Hazreti Musa ulul azim peygamber. Sen avam. Kusura bakmasın yani. Ya bir sabır ya. Bir sabır, Allah için sabır. Allah Celle Celaluhu ne diyor? He? Ya eyyühellezine amenü üsta'inu bis sabri ve sala. Bak. İlk önce bir sabri. Evvela sabredeceksin diyor kulum. Sonra namaz. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Sende sabır yok ki. Sende sabır yok. Hazreti Enes yağmur yağmıyor, kuraklık var, tarlalar kurumuş. Dedi dur dedi iki rekat hacet namazı kıldım. Yanında yardımcısı var. İki rekat kıldı dedi bak bakayım bir şey var mı? Dedi yok efendim. Dedi dur iki rekat daha kılacağım. İki rekat daha kıl dedi efendim. Gökyüzünde böyle bir tırnak kadar dedi bir bulut belirdi. Dedi dur. İki rekat daha kıldı. Dedi ki efendim dedi bulut büyüyor. Dedi iki rekat daha kılacağım. Dedi git bak bakayım ne oldu. Dedi ki efendim o bulut dedi büyüdü, sizin tarlanın üstüne geldi. Sizin tarlaya dedi yağdı, yağmuru bıraktı, çekti gitti. Yan dedi tarlaya şöyle bir karış dedi yan tarlaya geçti. Nasıl oldu arkadaşlar? Bak iki rekat kıldı olmadı. Biz olsak ne deriz? Hazreti Enes ya. Hazreti Enes. Biz şöyle büyük bir hoca efendinin ya da büyük bir alimin mesela yardımcısı olsak zaten havamızdan geçilmez. Tabi Polat Alemdar modunda gezeriz. İki rekat namazı olmuyor. Allah Allah. Bizim şehitte mi problem var? Bizim kafa bu zaten. Ulan bizim şehitte ne? Ulan ben nasıl işte.
Hazreti Enes ne oldu? 8 rekat kıldı. 8 rekatın sonunda oldu bu iş. Biz 2 rekat kıldık. A olmadı. İsmi Azam olmadı. Bilmem ne olmadı. Arkadaş, olmuyorsa problem sende. Olduran Allah Celle Celaluhu. Estaizu billah, bismillah. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekun. Ne oluyor? Allah Celle Celaluhu bir şey olmasını murad ederse o şey sadece ne der? Ol. Bitti. Bu kadar basit. Sen Allah Celle Celaluhu'nun gücünü mü sınıyorsun? Rabbine mi güvenmiyorsun be? Patronuna güveniyorsun. Allah'a güvenmiyorsun. Karına güveniyorsun. Oğluna güveniyorsun. Allah'a güvenmiyorsun. Vallahi yazık. İman bu kadar basit bir şey değil. Niye sahabiler gökteki yıldız oldu be? Mallarını, canlarını, zamanlarını, hanımlarını, çocuklarını, her şeyini feda etti be. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabilerden birini sefere gönderdi. Dedi ki ben dedi eve bir uğrayayım. Hem dedi hani bir kılık kıyafet bir şeyler ayarlayayım. Dedi hanımı göreyim. Eve geldi. Kılığını kıyafetini ayarladı. Hanımına dedi ki hanım dedi ben dedi Allah Resulü beni dedi sefere yolladı. Ben dedi işte eve geldim hem dedim sizi göreyim falan. Dedi ki Allah Resulü seni sefere yolladı. Sen dedi mescitten direkt gitmedin dedi bizi görmemiş. Senin dedi yazıklar olsun sana. Oho. Kadına bak. Sen diyor mescitten niye direkt gitmedin diyor. Allah Resulü sana sefere çıktı diyor. Seni sefere yolladı diyor. Sen diyor eve geliyorsun diyor beni görmeye. Bizimkiler. Oho. Aşkım bebeğim. Gel bir tane daha öpeyim. Üç tane daha öpeyim. Gel biraz hohlayayım. Biraz da bırak gitsin adam be. Ne kadar çok sarılırsan o kadar çok gidesi kaçar adamın. Çünkü şeytan diye bir şey var kardeşim. Şeytan diyor lan 5 dakikada oturup lan bir hele hanım bir çay koy. Finali söylemiyorum da. Hele hanım bir çay koy yani. Hanım bir çay koy hele bir çay içelim. Ben bakkaldan bir petibör alayım. Değil mi? Çayın yanında iyi gider petibör. Bizim kafa bu kadar. Onlar sahabe hanımlar nasıl bu hale geldi? Sahabe hanımlar da gökteki yıldızlardır arkadaşlar. Sadece erkekler değil. Anladın mı muhabbeti Müslüman? Hey yedi hey.